öğretmen K, L ve M maddelerinin fiziksel halleri hakkında bilgi vermezken bu maddelerin özelliklerinden birini söyleyerek öğrencilerine ipucu veriyor. Daha sonra öğrencilerinden K, L ve M maddelerinin fiziksel halleri hakkında tahmin yapmalarını, tanecik modeli çizmelerini ve tahminlerinin gerekçesini deftere yazmalarını istiyor. Öğrenciler aşağıdaki tahminleri yapıyor. Buna göre öğrencilerden hangilerinin tahminleri ve gerekçeleri doğrudur? Baktığımızda Furkan, katıların tanecikleri titreşim hareketi yaptığından K maddesi kesinlikle katı haldedir. Hayır, yanlıştır, sıvı veya gaz da olabilir. Çisem, sıvı ve gazların belirli bir şekli olmadığı için L maddesi sıvı ya da gaz olabilir. Doğrudur. Leyla, sadece gazların tanecikleri dönme ve öteleme hareketi yaptığından M maddesi kesinlikle gaz haldedir. Hayır, sıvı da olabilir. O yüzden cevap yalnız çisem olacaktır. Yukarıda maddelerin fiziksel hallerinde meydana gelen değişimlere örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu örneklerdeki değişimlerden herhangi birinin tanecik modeliyle gösterilmiş olamaz? Baktığımızda katı olan tereyağı tavada eriyerek sıvı hale gelmiş. A'daki gibi olabilir çünkü katı maddeler daha sıkı ve düzenli, sıvı maddeler daha düzensiz ve boşlukludur. Suyun kaynaması buharlaşma olayıdır, yani sıvı maddeden gaz maddeye geçiştir. Baktığımızda B şıkkına sıvı madde olabilirken gazlar daha düzensiz ve boşluklu olduğu için gaz madde olacaktır. Doğrudur. Meyve suyundan dondurma yapılması sıvıdan katıya, yani donma olayıyla açıklanabilir. D şıkkına baktığımızda sıvı daha düzensiz ve boşluklu, katı daha az boşluklu ve düzenli bir yapıda olduğu için D de olabilir. Ancak C şıkkına uygun bir ifade olmadığı için doğru cevap C olacaktır. Erime sıcaklığı yüksek olan bir metalden üretilen tencerenin iç ve dış kısmı arasında boşluk bırakılarak bu kısma farklı cins maddeler yerleştiriliyor. Tencerelerin içlerine aynı sıcaklıkta ve miktarda sular ile farklı maddelerden yapılmış kaşıklar konulup tencereler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Tencerelerin içlerinde bulunan suların sıcaklıkları termometre kullanılarak, kaşıkların sıcaklıkları da dokunularak belirli aralıklarla kontrol ediliyor. Farklı maddelerin ısı iletkenliklerinin farklı olduğunu ve ısı yalıtma olayının ısı iletimini azalttığını göstermek için karşılaştırılması gereken düzenekler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Baktığımızda farklı maddelerin ısı iletkenlikleri farklıdır. Farklı maddeler olup diğer tüm özelliklerinin aynı olduğu kapları alabiliriz. Yani tahta kaşık ve metal kaşık farklı cinslerdir ama geri kalan özellikleri eşit olduğu için 1 ve 3'ü alabiliriz. Isı yalıtımı ısı iletimini azaltır. Isı yalıtım malzemelerinin farklı olup geri kalan tüm özelliklerinin aynı olduğu ise ikinci ve üçüncü kap vardır. Baktığımızda metal kaşıklar aynı, ocak sayısı aynı ama yalıtım malzemesi farklıdır. O yüzden cevap C şıkkı olacaktır. Demet, gümüş, bakır ve altının ısı iletkenliklerini karşılaştırmak için yukarıdaki deney düzeneklerini kuruyor. Çubukların uçlarına eşit miktarda tereyağı küpleri takıyor ve çubukları özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtmaya başlıyor. Sırasıyla gümüş, bakır ve altın çubuklarda bulunan tereyağı küplerinin eriyerek düştüğünü gözlemliyor. Demet daha sonra bu maddelerden elde ettiği folyoları içinde 80 derece sıcaklıkta eşit miktarda su bulunan beher kapları aşağıdaki gibi sarıp 25 derece sıcaklıkta odaya bırakıyor. Folyolar ile sarıldıktan 15 dakika sonra beher kapların son sıcaklıklarını tekrar ölçüyor. Buna göre KL ve M kaplarındaki suların son sıcaklıkları aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? İletkenlik sıralaması gümüş, bakır ve altın olarak vermiş. Yani gümüş en fazla ısı alışverişini yapacak, altın ise üçünün arasında en az ısı alışverişini yapacak
O yüzden B şıkkına baktığımızda en fazla ısı alışverişini 55 dereceyle K kabının yani gümüş folyonun yaptığını, en az ısı alışverişinin de 65 derece M kabı yani altın folyo olduğunu görüyoruz. Bir maddede meydana gelen değişikliklerle ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılıyor. Buna göre maddede meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Maddenin taneciklerinin hareket hızı azalmış, maddenin tanecikleri arasındaki mesafe azalmış, madde daha düzenli bir hale geçmiş. Yani gaz halden katı hale ya da sıvı halden katı hale geçmiştir diyeceğiz. D şıkkına baktığımızda sıvı haldeki madde ısı vererek katı hale geçmiş olabilir ifadesi doğru şıkkımız olacaktır.